ama haber bülteni Diyar Bindavi ile başlıyor. Merhaba sayın ve değerli seyirciler. Mezzet Türk Televizyonu'ndan günlük ana haber bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Ulusal Güvenlik Bakanlığı Kurulu Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Başbakan Mustafa El Kazmi başkanlığında bir toplantı düzenledi. Başbakan Mustafa El Kazmi idari kampanyasına ait arsaların حتى المحافظ حتى المحافظ راح نعمل على اقالته وتبديله ماكو داعي الى حرق اطارات والى شغب والى كذا بطرق, بطرق سياسيه وبطرق دبلوماسيه وبطرق قانوني Sadır Hareketi'nin lideri Muhtade El Sadır, Nacep Belediyesi'ndeki yolsuzluk sorunların çözülmesi için ciddi bir duruşun gerektirdiğini vurguladı. Kerkük Valisi Irak'ta Yönesif'in desteği ve finansmanı ile Kerkük'te ve Su Müdürlüğü'nün denetiminde el muhtakar... Kerkük Valisi Rakan Said El Ciburi ile 400 metreküp kapasiteli su projesine açılışını yaptı.

Kerkük Onkoloji Hastanesi'ndeki çocuklara bir grup gençler tarafından hediye dağıtıldı. Merhaba sayın seyircilerimiz. Ulusal Güvenlik Bakanlığı Kurulu Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Başbakan Mustafa El Kazmi'nin başkanlığında bir toplantı düzenledi. toplantıda Sikhar Necabə Divaniyyə illərindən üzrələnən göstərilərdə yaşananla yaşananlar ələ alındı. Silahlı qüvvələr başqomutanın qüvvət kullanmama və ya atəş açmama və məşru hüquqlarını da tələb edən barışçıl göstəricilərin qurulmasını da vurğulayan direktivləri vurğulando toplantıda Elkasminin orta qopruşmalar komutanlığına təlimətləri ehlal edənlərə soruşturması və yasal önləmlərinin də alınması təlimatını verdi. Baş nazir Mustafa Elkaz, Medarı kampaniyasına aid arsaların tapu sənədlərinin də dağıtılmaya başlandığını duyurdu. Arsaları dağıtma konusunda söz verdik və sözümüz, sözümüzü tutduq deyən Başbakan Elkazmi, Tari kampaniyasında elektronik sitələr yolu ilə başvuru yapan vatandaşlara ilk aşamalı olarak 84.000 tapu sənədinin dağıtılacağını ifadə etdi. Bakanla Kurulu gündemindeki bir dizi karar ve kanunu görüşmek üzere dün salı günü Konsey Başkanı Mustafa El Kazmi başkanlığında organ toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Bakanı Erken elşebani oturumun ardından yapılan basın açıklamasında Başbakanın dari konu girişimi kapsamında 532 bin arsa daha dağıtma sözü verdiğini ve sukak satıcıları için radikal çözümler bulmaya yönlendirildiğini belirtti. Sadır Hareketi'nin lideri Seyit Muqtada El Sadır, Necev Belediyesi'ndeki yolsuzluk sorunlarının çözülmesi için ciddi bir duruşun gerektirdiğini vurguladı. Necev Belediyesi'nin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada El Sadır, Necev Belediyesi'ne yaptığımız ziyaret bu kurumdaki yolsuzluk, isteksizlik ve ihlal olduğu haberlerinin ardından geldi dedi. El Sadır, bu kurumdaki yolsuzlukla ilgili şikayetleri almaya ve çalışmalarını da geliştirmeye hazır olduğunu teyit etti. Ve belediyedeki yolsuzlukları sorunlarının da çözülmesi için ciddi bir duruşa ihtiyacı olduğunu vurguladı. El Sadır, Necep valisini görevden almak ve yasal olarak Onu için حتى المحافظ راح نعمل على اقالته وتبديله ماكو داعي الى حرق اطارات والى شغب والى كذا <سؤال> <سؤال> بطرق سياسيه وبطرق دبلوماسيه وبطرق قانونيه لا كافي ضوضاء وكافي شغب هاي مدينه المرجعيه مدينه امير المؤمنين قبل ذلك فعليكم بالالتزام بالاصلاح مو مقتضى الصدر تعتبروني تعتبروني مواطن منكم وبيكم يوصل ملفات الفساد حتى تنحل والا هذه كلها المؤسسه راح تتفلش للقاع حبيبي عيب هذا الحكي بالنجف الأشراف فارجو ان تتعاونون ويانا حتى نحل هذه المشاكل باسرع وقت ممكن راح اخلي لكم منسق هنا اي شيء ما لي طلبات خاصه ها Maliye Bakanlığı amme muhasebe departmanına Aralık ayı için tüm bakanlıklara ödenecek maaşların ödenmesi talimatı verdi. Bakanlık muhasebe departmanının da nihai mali tabloları denetlemeye ve yatırım planına uygun olarak uygulanmakta olan projeleri finansa etmeye devam ettiğini teyit etti. İletişim Bakanı Erken Eşşebani haftalık basın açıklamasında Bakanlık Kurulu'nun Elektrik Bakanlığı'nın da Kerbele'de güneş enerjisi projelerini uygulamak için Nervicli bir şirketle sözleşme imzalasını onayladığını belirtti. Mara Kürsen Bölgesel Yönetim, Sulama ve Branja projelerine ilişkin diğer ödeneklerinin de onaylanması ve sığınak yağışlarla mücadele edilmesinin yanı sıra gösterilerde, yarananların da tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na 2 milyar dinar tahsis edildiğinin altını çizdi. Taakud ve Skatik, لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في محافظة كربلاء المقدسة وبطاقة 300 ميجا واط والإسكندرية بطاقة 225 واط الموافق على تخصيص مبلغ 2 مليار دينار إلى وزارة الصحة لتغطية علاج جرحى المظاهرات من احتياط الطوارئ للسنة المالية 2021 الموافقة ala tahsis vezare maliye milyar 1.5 seçim sonuçları ve yapılan itirazlar konusunda ise federal yüksek mahkeme ekim seçimleri sonuçlarının iptali için önüne getirilen davayı görüşmek üzere bugün o oturumunu gerçekleştirdi. Mahkeme kişilerin de ifadesinin istenmesi ve davada son olan delillerin de değerlendirilmesi amacıyla daha önce iki kez davayı ertelemiş Seçim Komsisəliyi əkim ayın seçimlərinin nəticələrini bu ayın 1-də Federal Məhkəməyə göndərmişdi. Qanun Dövləti koalisyonunun lideri Nuri Əl-Məlik başkanlığındakı koordinasiya çərçivəsi heyəti bu gün Ərbilə ziyarət etdi. Məlik və bərabərindəki heyətin ittifaqları konusundakı ortaq anlayışları tartışacaqlarını ve siyasi kriz çözümleri bulacağını da ayrıca parlamentonun da ilk oturumunu talep edeceklerini söyledi. Diplomatik olarak सदर hareketinin siyasi kolu başkanı Ahmet Elmutairi Rusya'nın Bağdat Büyük Elçisi Albrus Kortschak ile ortak işbirliği fırsatları geliştirme ve iki halkın isteklerini de karşılamak için daha fazla koordinasyonun yolunu açma konusunda da görüştüler. Siyasi komisyon yaptığı açıklamada iki tarafında ikili anlayış çerçevelerini her düzeyde geliştirmenin önü, önemini vurduk, vurguladıklarını belirterek, Ruzbüyük elçisinin de ülkesinde Arak'ın yanında yer almaya ve Arak'ı her alanda, destekləməyə və yardım etməyə hazır olduğunu ifadə etdiyini belirtti. Petrol qiymətlərinin düşməsi ilə bu gün yenidən yüksəldi. Brent ham petrol verir başına 74 dollar və 14 sentə olarşərkən, ABD West Texas ham petrollunda verir başına 71 dollar 40 sentə yüksəldi. Bu arada Bağış Bakanının ekonomi işlərindən sorumlu danışmanı Musur Muhammed Salih, gələcək ilin büdcəsinin də çalışanların maaşlarına təsir eləməyəcəyini doğruladı. Salih El Sabah qəzetəsinə yaptığı açıqlamada büdcənin artıq təslağında bu il sonundan öncə görüşülmək üzrə yeni parlamentoya sonlanacağını, büdcənin də veril başınə 50 dollar qiymətinə görə onaylanmasının muhtemel olduğunu söylədi. Tahir həmçinin eyni zamanda Çin ilə yapılan anlaşmanın da yürürlüğe girdiğini də vurğulayarak büdcənin atama fürsatlarını içərmə olasılığına da değindi. Kuvvetin tazminat dosyasında Arak Merkez Bankası Kuvvet Devleti'nin de 44 milyon dolarlık tazminatını da kalan son kısmının ödenmesinin tamamlandığını duyurdu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Arak'ın son ödenmeye yaparak, ödenmeyi yaparak BM Güvenlik Konseyi'nin de Birleşmiş Milletler Tazminat Komitesi tarafından onaylanan 53 milyar 400 milyon dolarlık tazminatın tamamının dövlətə ödəməyə təamümləməş olacağı bildirildi. Bu gün elektrik bakanı Adil Karim Basra ilini ziyarət etdi. Muhabirimiz bakanın çalışmalarında ilerleyişini və üretim kapasitəsini də artırma olasılığını da təqib etmək üçün Kuzey Rumeyla və Necibiyədəki elektrik üretim stansiyalarını gezərək nəzətlədiyini bəlirdi. Kerkük Valisi Rekan Said Elcuburi ilde 400 metreküp kapasiteli su projesinin açılışını yaptı. Kerkük Valisi Irak'ta UNICEF'in desteği ve finansmanı ile Kerkük'te ve Su Müdürlüğü'nün denetiminde El Multaka ilçesinde bulunan ve saatte 400 metreküp kapasiteli Mektep Halit Su Projesi'nin açılışını yaptı. UNICEF'in Irak Direktörü ve Vali Danışmanları, El Multaka Elçesi Müdürü, Kerkük Su Müdürü ve çok sayıda güvenlik lideri, mühendis ve çalışan kadronun huzurunda açılış gerçekleşti. Proje El Saliye Tel Elvert Kuves Köylerinde Su Dağıtmak Proje Hakkında açıklama yapan Kerkük Valisi Bugün uluslararası kuruluşların destek ve çabalarıyla, UNICEF'in katkılarıyla yıkılan ve buldöze edilen bir bölgede bir projenin açılışını yapıyoruz ve etkileri Kerkük Valiliği ve yönetmenin karşı karşıya oldu. Bu zorlukta herkes tarafından net olarak görülüyor. Kerkük'e bağlı 138 köy bulunuyor. Bunlardan biri de El Multaka Köyü vardır. Projeyi açtığımız ve konutları yıkıldıktan sonra konut sıkıntısı çeken köylere herhangi bir katılımın olmadığı vurgulandı. Kurtarılmış alanlar ve yıkılan köylerdeki aile ve çocuk dosyasına sağlık ve eğitim gerçekliğini su ve elektrik projelerini desteklemek için yoğun çabalar vardır. UNICEF Kerkük'teki kendilerine bir ofis açmaya, Kerkük genelinde projeler uygulamaya çağırdı. Güven güçlerinin yeniden yapılanma ve istikrar projelerin uygulanmasındaki çabalarını ve desteklerini dile getirdi. UNICEF'in Kerkük'teki yetkilisi ise açıklamalarda 18 bin terör olayları yüzünden bölgelerin terk eden göçmenler ve asker operasyonlara maruz kalan yerlerden dört köye hizmet veren proje. Alman hükümetinin kurtarılan bölgelerin yeniden inşası dosyasına verdiği destek kapsamında rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanması sağlandı. Kerkük yönetimi ile birlikte 2022 yılı plan ve projelerini hayata geçirmek için çalışacağımızı vurguladı. El Muhtaka ilçesi Müdürü Hasan Nasif projenin önemli olduğunu doğruladı ve Kerkük yönetiminin çabaları ve istikrarını desteklemek ve yerinden edilenleri ilçeye geri döndürmek için önemli bir faktör olan UNICEF'in desteğiyle geldi. Kerkük Su Müdürü Valilik Yönetim Çabaları ve Su Müdürlüğü'nün verdiği destek ve hizmet birimlerinin çabalardan dolayı teşekkürlerini bildirdi. Tuzurmatı ilçesinde eğitim düzeyini yükseltmek için okuma yazma merkezlerinin sayıları artmaya devam ediyor. Tosmormatu ilçesindeki okuryazarlık bölümü okuma yazmayı bilmeyenlerin aynı zamanda bu alanda onları öğretmek için yeni merkezler açtı. Bu merkezlerde mümkün olan en fazla sayıda öğrenciyi almak için öğrenciler için ek merkezlerde açmaya devam ediyor. Amaç eğitim düzeyini yükseltmektir. Bu girişimler sayesinde eğitim almak isteyenlerin yanı sıra farklı koşullar nedeniyle eğitimlerini sabah okullarında tamamlama şansına sahip olmayanların geniş kesimlerini dahil etmeye amaçlayan çabalar içerisinde yer almaktadır. Bugün Fethi Merkez Mahvel Ummiye, Fethus Hurmatu, Medreset al buradan merkezimiz açık da bütün arvadlara, adamlara, millete gelsinler. Hapsı tedrisler olsun, okumaları olsun, öz uşağları için. قرآن شون أذلريتش، تمانين درم حبص جاس ناربعين دبر تحت مدير شعبة محو الأمية أستاذ ثابتا وكادردا ممنونا أذلرنا أولا أستاذ ثابتا وكادرنا صورة محاضر لنا biton ixtisasımız divar əgə və islamı yo sunluğ al arabi yo sun ilmi yo sun ingilis riyaziyyat al tıda açırğ burada istəyən gəlsin bu il həvalə çoxdur istəyən də çox var məsələn öz uşağı üçün quranı oxumaq üçün özü üçün bir iki kəlmə bəssənə də öz uşağını oxutdursun televiziyonda bir şey çıxır məsələn bir yerə gəldilər də ərayı oxuyublar qat oxuyublar öz özləri üçün onlar nə deməyə qalıplı oturduqdan gəlmir vəlla təman edərəm özlərinə gəlsinlər davam etsinlər bir iki hərflə oxusunlar Çünkü bu merkezlerin açılması ilçedeki okuma yazma projesinin desteklemesine katkı sağlayacak. Özellikle de bu yıl için katılım onayından sonra eğitimin hızını arttıracaktır. Biz muvaffaka aldık bu yeni şube için. Şubet merkez mahvul ummiye aynı şubeye tabi olsun. Bu mahvul de hedefi tavsiye ettik çok olsun. Çünkü bazı mesuliyetler geldi bizim şubemize. Taalim-ül Misara geldi yeni e, kanunda, bu da gereken merkezlerimizde tavsiye edildi. Taalim-ül Misara bundan evvel bizim silahiyatımızda öldü, bu yakın zamanda bir karar oldu bizim silahiyatımızda oldu. Buradan seslenen bütün e, arkadaşlarımıza, başlarımıza, ailelerimize hazır olsunlar. Çünkü bizim bu memleketin içinde illerde 2013'ten işleri bugüne kimin o kimselerin şehadası yokuydu, şahada aldılar.

Kercigan Kroloji xəstəxanasındakı çocuklara 1 qrup gənclər tərəfindən hədiyyə dağıtıldı. Onkoloji Hematoloji Uzmanı Merkez Hastanesi'ndeki hasta çocuklar gençler tarafından ziyaret edildi. Tedavi gören çocuklara Bond Brothers ekibi tarafından hediyeler dağıtıldı. Nadi Bond Brothers alemi ee, öz yani sandıkımız vardı bizim. Nadi sandıkı, hususi bize ait. Yani bir değmem hükümetten yoktu. Özümüz yıkıştırdık, özüm geldik, bunlara hediye verdik özlerine. Münevvetlerini kaldırmak için. Bu gibi hayır işlerini hiçbir yerden maddi destek almadan, bağımsız ve gönüllü olarak yaptıklarını anlattılar. Her her insan bize katınıptı, yıktık özünden. Yık, filan meblağ ettiğe kadar, verdik her şeyi yatırdık. Bir kâflanıtmak sınız lan, yani biz bu manzarı gördük burada, sarahaten yani içimde aç hakikat yoktu, niwospaydım aslında. Ayrıca ekip bu tarz projelere devam edeceklerini de dile getirdiler. Amel kariyemiz durmaz bizim. Bizimki rakam girmiz ernağıdı. Müsalimim maldı. Bak burada görse de bile kameraya. Darla itam, darla aceza. Amel kariye ne üzerine var ise on üzerine. Bir nebze olsun yüzleri gülen çocukların sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Vallahi bir gün geldi takdim ettik. Tabi yine biz burada amra sırtandı ve yani, onda ama nöydiye gide ama di yani, şu an bir hoş bir şey daha. Kerkük Onkoloji Hastanesi Müdürü Doktor Niyazi Ahmet Emin gençlerle görüşerek teşekkür etti. Bugün bu genç grup tarafından ziyaret edildik. Bu ilk değildi. Bundan önce de aynı şekilde insani adımlar atmışlardı. Böylece zor bir süreçten geçerken ülkemiz bu denli güzel işlere imza atmak gurur verici. Grup tarafından Doktor Niyaz Ahmed'e sağladığı destekten dolayı plaket armağan edildi. Bir takım sıkıntılarımız var. Binanın küçük olması yeterli kadar, sedye bulunmaması aynı zamanda pahalı ilaçların bulunmaması bunlar hem sağlık ekiplerini hem de hastaları olumsuz etkiliyor. Bu tip hastalıklara en iyi gelen şey manevi destektir. Desteklerimizi vererek çocuklarımızı yaşatalım. Mine Salih Türkmen TV Kent. Kron ile ilgili haberlerimize geçiyoruz sayın seyircilerimiz. Son 24 saatte 342 yeni vaka tespit edildi. 8 kişi krona nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel verilere göre toplam vaka sayısı 2.91522'ye yükseldi. Can kaybı 24.915'e yükseldi. Bugün 490 hastanın sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 61 bin 359'a yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde koronavirüsünün amikron varyantının da kısa sürede baskın hale gelmesini bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü DSO aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde koronavirüsün Omicron varantayını kısa sürede baskın hale gelmesini bekliyor. Birleşmiş Milletler'le BM bağlı Dünya Sağlık Örgütü DSO Koronavirüsün diğer mutantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğu saptanan omikron varantayının Avrupa'da hızlı yayıldığına dikkat çekti. DSO Avrupa Bölge Sorumlusu Doktor Hans Kulia varlığı yaklaşık bir ay önce Güney Afrika'da tespit edilen omikron varantayının şimdiye dek DSÖ üyesi 53 Avrupa ülkesinin 38'inde görüldüğünü açıkladı. Kulog Avrupa'da AB üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye, Rusya ve Ukrayna'da da Omikron'un baskın varantayına dönüşmesine karşı hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yaptı. Avustralya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Müskeni ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan kolega Omikron ile ilgili pek çok sorunun yanıtını henüz verilmediğini ifade etti. Koronavirüsün omikron hızla hızlayılması nedeniyle İsrail'de 60 yaş üzerindekilere dördüncü doz aşı uygulanması kararlaştırıldı. Başbakan Neftali Bent halkı tazeleme aşılarının olmaları konusunda uyardı. İsrail hükümetin oluşturduğu uzmanlar kurulu daha önce dördüncü doz aşılarının yaptırılması tavsiyesinde bulunmuştu. İsrail'de bugüne kadar en az 340 omikron enfeksiyonu tespit edildi. ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2212 artışla toplam ölenlerin sayısı ise 811.164'e yükseldi. ABD'de yeni tip koronavirüs COVID-19 salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2.212 artışla 810.164'e yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin değerlendirdiği verilere göre ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 174.174 174 artışla 51.274.973'e çıktı. Son 24 saatte 2.212 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 810.164'e ulaştı. Kaliforniya 5 milyon 237.000'i bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu elayeti yaklaşık 4 milyon 442 bin vakayla Texas ve 3 bini aşkın vakayla Florida izledi. Kaliforniya can kaybında da 75.878 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 75.156'ya ulaştı. Florida'da ise 62.264 oldu. ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerinin takip eden hastalık kontrol ve önleme merkezi CDC verilerine göre 5 yaş ve üzeri nüfusun %77.2'sine en az bir doz %65.5'ine 2 doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların %30.4'ün ise hatırlatma dozu yapıldı. Ülkede 241 milyonu aşkın kişi ilk doz, 204 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 62 milyon üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı. Libya parlamentosu ülkede cuma günü yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin imkansız hale geldiğini bildirdi. Parlamento Seçim Komitesi ayrıca seçim için yeni bir tarih belirtmedi. Libya parlamentosu ülkede cuma günü yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin imkansız hale geldiğini bildirdi. Parlamento seçim komitesi ayrıca seçim için yeni bir tarih de belirtmedi. Uzmanlara göre seçime iki gün kala yapılan açıklama uluslararası kamuoyu destekli barış sürecini kaosa sürüklerken geçici hükümetin meşruiyetini de şüpheli hale getirdi. Diğer yandan adayların seçime uygun olup olmadığı ve seçim kuralları üzerinde uzun süredir devam eden tartışmalar bu yönde bir resmi açıklamasının gelebileceğine işaret ediyordu. Seçimleri izlemekten sorumlu Meclis Komisyonu Başkanı Vekili El Hadi El Sahir Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e gönderdiği mektupta başında bulunduğu komisyonun seçimin 24 Aralık'ta planlandığı gibi yapılması imkansız hale geldi kanaatine vardığını bildirdi. Sager mektubunda oylama için yeni bir tarih belirlenip belirlenmediği ve tamamen iptal edilip edilmediği konusunda detay vermedi. Öte yandan Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu, Bağışkent-Tarablus'ta güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Destek Misyonu Trablus'un bazı bölgelerinde askeri birliklerin konuşlanması ve bazı caddelerin trafiğe kapanması ana ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Başkentteki hareketliğin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulunan açıklamada Birleşmiş Milletler Destek Misyonu Trablus'ta güvenlikle ilgili süren gelişmelerden endişe duyuyor ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşler Danışmanı Ali Azgar Hacı pandemi ilə əlaqəli vəziyyətə bağlı olaraq Rusiya, İran və Türkiyənin fevral-mart dövründə Tehran'da başlanıq formatında bir zirvə keçirmək məsələsində anlaşdığını söylədi. İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşler Danışmanı Ali Azgar Hacı Pandemi ile ilgili duruma bağlı olarak Rusya, İran ve Türkiye'nin Şubat-Mart döneminde Tahran'da Aslan'a formatında bir zirve gerçekleştirmek konusunda anlaştığını söyledi. Rus basınlı konuşan Haci, ülkesinin başkenti Tahran'da Rusya, İran ve Türkiye arasında bir zirve gerçekleştirilmesi üzerinde anlaşıldığını ifade etti. Haci, Evet, bir zirve planlıyor. Gelecek yılın başında gerçekleştirmek için hazırlanıyoruz. Fakat pandemi ile ilgili duruma bağlı, ancak genel anlamda bu konuda anlaştık. Büyük ihtimalle Şubat ayında veya Mart ayında bu zirveyi düzenleyebileceğiz dedi. Zirvenin Nur Sultan'da gerçekleştirilen Suriye konulu müzakereler sırasında görüşüldüğünü belirten Hacı, bunun öncesinde dışişleri bakanları arasında bir görüşme gerçekleşeceğini ekledi. Hacı söz konusu zirveden birkaç hafta sonra da Aslan'a formatındaki uluslararası Suriye görüşmelerinin bir sonraki turunun yapılacağını belirtti. Avustralya'da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konuları görüşümlerde Rus heyetinin de başkanlık eden Konstantin Gavrilov, Gavrilov daha doğrusu NATO'nun da Rusya'nın da acıyan noktalarına sürekli olarak basılmayacağını bildiğini ve diyalogunda gerekli olduğunu belirterek, aksi takdirde Moskova'nın da askeri yanıt vermek zorunda kalacağını vurguladı. Avusturya'da gerçekleşen askeri güvenlik ve silah kontrolü konulu görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Konstantin Gavrilov, NATO'nun, Rusya'nın acıyan noktalarına sürekli olarak basılmayacağını bildiğini ve diyaloğun gerekli olduğunu belirterek aksi takdirde Moskova'nın askeri yanıt vermek zorunda kalacağını vurguladı. Rusya 24 televizyonuna demeç veren Gavrilov, NATO'nun uzun süredir Rusya'nın acıyan noktalarına bastığına dikkat çekerek Broksel'e uyarılarda bulundu. Spotnik'in aktardığına göre Gavrilov, herkes her şeyi çok iyi anlıyor. Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerde kadar anı geliyor. Rusya'nın acıyan noktalarına sürekli basılmazsınız. Müzakere ciddi olmalı ve NATO'daki herkes tüm güce ve kapasiteye rağmen somut siyasi eylemlerde bulunmanın gerekli olduğunu çok iyi anlıyor. Aksi takdirde bunun alternatifi Rusya'nın askeri teknik ve askeri yanıtları olacaktır dedi. Gavrilova, NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine ciddiyet içinde yaklaşması gerektiğini söyledi. Sayın seyircilerimiz, haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Olsa Güvenlik Bakanlığı Kurulu Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Başbakan Mustafa Erkazimi'nin başkanlığında bir toplantı düzenledi. باش بقى مصطفى الكازمي داري حملانياسنا ايت ارسالارن تاپو سندليرنين دا داغلتلمايا دويردو حتى المحافظ حتى المحافظ راح نعمل على اقالته وتبديله ماكو داعي الى حرق اطارات والى شغب والى كذا Sadır hareketinin lideri Muhtada El Sadır, Nacav Belediyesindeki yolsuzluk sorunlarının çözülmesi için ciddi bir duruşun gerektirdiğini vurguladı. Kerkük valisi Irak'ta desteği ve finansmanı ile Kerkük'te ve su Kerkük valisi Rakan Said El ile 400 metre küp kapasiteli su projesine açılışını yaptı. Bugün Fethi Tahayyadır Merkez Mahvel Ummiye Tuzgurmat ilçesinde eğitim düzeyini yükseltmek için okuma yazma merkezlerinin sayıları artmaya devam ediyor. Nadi Bond Brothers öz yani sandıkımız vardı bizim, Nadi sandıkı. Kerkük Onkoloji Hastanesindeki çocuklara bir grup gençler tarafından hediye dağıtıldı. Haberlerimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun.